Metin Bey, sizce sabotaj mı bu? Nedir? Ne Şimdi benim oluyor? aklıma ilk gelen bu. İhsan Bey'in söylediği gibi yani aslında her şeyi alternatifi düşünüyoruz. Hava şartları. Mesela İklim bu yıl değişikliği. sıcaklık yüksek Çok, ama evet. rüzgar ve esinti de yüksek. Yani zaten bu yangınlarda yangının bir anda bu kadar yayılmasına sebep o esintilerin de yüksekliği. Ama ben biraz hani şeytan avukatlığını yapmayayım ama bazı fotoğrafları yan yana getirdiğimde sabotaj ihtimallerinin çok daha yüksek Nasıl? Ne? olduğunu, Hangi fotoğraf? Ankara'da konuştuğum etkili ve yetkili isimlerin de sabotaj ihtimali üzerinde çok fazla yoğunlaştığını biliyorum. Şimdi ateistin çocukları aslında inançları olmayan hayvanları, ormanları, insanları yakan, içinde Allah korkusu olmayan bu alçakların bu yangınları sahiplenmesiydi. Bu yangınlar başlamadan önce yine hafızamı şöyle bir yenilediğimde geçen yıl terör örgütü elebaşlarının topunuz, tüfeğiniz, silahınız yoksa kibritiniz, çakmağınız da mı yok diyerek verdiği bir talimat vardı. Bunu hemen bir hatırlayalım. Üzerinden bir yıl geçti. Şimdi bu yıla geldiğimizde son zamanlarda özellikle son bir yılda ben hep söylüyorum, her program hatırlatıyorum. Diyarbakır annelerinin gerçekten terör örgütüyle mücadelede vurmuş oldukları büyük bir mühür var. Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerimizin yanında gerçekten bir nefer gibi mücadele eden, orada çadırlar içerisinde Almanya'da da bir anne olmak üzere herkes mıh gibi duruyor. Metin Bey, çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum Estağfurullah. ama devam edersiniz. Unutmayın lafınızı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya bizimle birlikte son durumu anlatacak. Mustafa Bey, çok geçmiş olsun size, herkese, bütün Türkiye'ye. Yayına da hoş geldiniz. Nedir acaba? Müdahale yeterli mi? Durum hangi aşamada? Söndürülebildi mi? Yani kontrol altına alınan yerler var mı? Yoksa hala cayır cayır yanıyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Peki, Mustafa Özkaya zannediyorum hattan düştü. Arkadaşlarım tekrar deneyecekler. Metin Bey, tamamlayın, buyurun. Hay hay. Şimdi böyle bir sürecin sonunda bu yılki fotoğrafta da bu Diyarbakır annelerinin mücadelesi, terör örgütlerinin inine giriyor olmamız, terör örgütlerinin mavi, yeşil, kırmızı, pembe hangi kategoride olursa olsun bir takım elebaşlarının ve etkili isimlerinin terör örgütlerine yapılan operasyonlar sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik güçlerimiz tarafından da teslim alınıyor olması, Mustafa PKK'nın Bey güç şimdi kaybediyor hattımızda. olması. Yayında mı? Evet, Tamam. Mustafa Bey, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum sizi Orman Sena Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, hoş geldiniz yayına. Size ve Hanım. herkese, Türkiye'ye çok çok büyük büyük geçmiş olsun. Nedir acaba durum? Yetkili ağızdan bir sizden duyalım. Kontrol altına alınan nokta var mı? Müdahale yeterli mi? Eksik kalan noktalar var mı? Nedir son durum? Teşekkür ediyorum. Hem size hem de konuklarınıza hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii orman yangınları bir afet ve ciddi manada yangının olduğu ülkeleri, bölgeleri olumsuz etkileyen bir durum. Tabii bu durumun hazırlıkları yapılıyor ve her dönem yangına Orman Genel Müdürlüğü 40 bin kişilik ekibiyle bu yangına müdahale ediyor. Tabii son günlerde olağan dışı bir yangınla karşı karşıyayız. Olağan dışıdan kasıt bizim bir yılda, geçen yıl için bir yılda olan yangınlarımızın tamamı son 2-3 günde çıktı bu büyüklükte. Dolayısıyla bu yangınlarla müdahale de bir topyekun bir mücadele içerisindeyiz. Buyurun, devam edin. Tekrar mı düştü acaba? Yok. Ha, buradasınız. Şimdi 40 bin kişilik bir ekiple biz zaten hazırdık ama son bir yılda olan
Yangını bu son 2-3 günde yaşadık, gördük. Bu yüzden de olağanüstü bir durum diyorsunuz. Peki yetebiliyor mu acaba mücadele, ekipler? Şimdi bu yangını etkileyen faktörler var. İklimsel faktörler, meteoroloji faktörler, küresel ısınmanın getirdiği faktörler var. Ekiplerimiz yeterli, hava araçlarımız yeterli ve şu an mücadele devam ediyor. Yeterli mi peki Mustafa Bey? Şöyle, bu boyutta bir yangın için yeterli bir hava gücümüz var. Yeterli personelimiz var, yeterli arazimiz var. Peki ne zaman kontrol altına alınabilecek, bir öngörünüz var mı acaba? Şimdi özellikle Osmaniye, Adana ve Mersin'deki yangınlar bugün kontrol altına aldık. Akşam üzeri bu yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Osmaniye dediniz, diğerleri neydi? Adana'daki 3 yangınımız vardı. Mersin Aydıncık'ta yangınımız vardı. Mersin Silivke'de yangınımız vardı. Bunları kontrol altına aldık. Ayrıca bu bölgenin dışında da yangınlarımız vardı. Onları da yaklaşık son 3 günde 107 yangınımız çıktı. Bunun 98 tanesini kontrol altına aldık. 9 yangınımız devam ediyor. Nerelerde devam ediyor şu an? Marmaris'i biliyoruz, Bodrum'u biliyoruz. Kısaca bilgi vereyim. Antalya'da 3 ayrı bölgede yangınımız devam ediyor. Mersin'de 2 noktada yangınımız devam ediyor. Ve Muğla'da 4 noktada yangınımız devam ediyor. Peki sizlerden soru sormak isteyen var mı acaba? Konuklarıma da bir söz vermek isterim. Tabii ki. Şöyle, Mustafa Bey, Metin Özkan ben. Şimdi son zamanlarda tabii bunun asla siyaseti olmaz ve olmamalı. Ama bu yangınları tabii sabotajdır, doğa koşullarıdır, birçok şeye bağlayabiliriz. Fakat siyaseten belli bir zihniyetin kalkıp bunu Türk Hava Kurumu'ndaki 6 uçağa bağlıyor olması, aslında Orman Genel Müdürlüğü'nün elinde mevcut yangın söndürmeyle ilgili hem karasal hem havasal araçların olmadığını ya da bunları görmezden gelerek sadece oraya bağlıyor olması, en azından bir yetkili olarak sizin bakış açınızdan ya da sizin pencerenizden baktığımızda bu eleştirileri de haklı görüyor musunuz? Metin Bey, sorunuz için teşekkür ediyorum. Ben tabii burada hava gücümüzün teknik kapasitesiyle ilgili bilgi verme imkanı da verdiniz. Sağ olun. Şimdi bir yangın, afat dedim sözümün başında, bu siyaset üstü bir şey olmalı. Savaşlar gibi, depremler gibi, sel gibi yangınlar da bir afattır. Yani ne zaman, nereden, ne şekilde çıkacağı önceden çok öngörülmeyen bir felakettir. Bizde Türkiye'de orman yangınlarının %89'u insan kaynaklı. Yani insan kaynaklarından kastığımız anız, ihmal, piknik ateşi ve kasıt. Bunların toplamı %89. %11'i ise diğer faktörler, doğal faktörler. Nedir onlar? İşte yıldırım ve benzeri. Şimdi hava gücümüzün kapasitesiyle ilgili bir sorun yok dedim. Şöyle ki, bizim geçen sene 30 tane helikopterimiz vardı. Envanterimizde hizmet alımı yaptığımız. Bugün bu sene 39 tane şu an hizmet veren su atar helikopterimiz var. Bunlar 2,5 tonluk, 7,5 tonluk ve 10 tonluk kapasitelerde. Toplam bunların bir saatte attığı 118 ton su atabiliyor. Bir saatte. Çünkü helikopterlerimiz her yerden su alabiliyorlar. Yangın toplama çukurlarımız var. Göletlerden alabiliyorlar. Havuzlardan alabiliyorlar. Dolayısıyla yangına müdahalede en etkin araçlar, hava araçları helikopterler. Dünya da bunları kullanıyor. Uçaklara gelince şimdi 3 tane amfibi uçağımız var. Bunlar
12 tonlu 12 bin ton su atabiliyor, 12 ton su atabiliyor, 12 bin litre su atabiliyor ve bunlar amfibik büyük özelliklerine büyük barajlardan ve denizlerden hiç inmeden, motor kapatmadan su alıp atabiliyorlar. Bunlar da havalarına inip su ikmal yapmak zorunda kalmadıkları için yani yakıt bitene kadar sorti atabiliyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Özkaya, Orman Genel Müdür Yardımcısı yayına katıldığınız için. Tugay'da, CNN Türk muhabiri Tugay Saday'da hala bölgede bize oradaki durumu anlatmaya devam edecek. Bir kere daha Tugay'a uzanalım. Elinde başka bir bilgi var mı? Onu da soralım Tugay'a ve konuklarla da devam edelim. Bu arada soru sormak isteyen varsa elbette Tugay'a da yöneltebilirsiniz. Tugay beni duyabiliyor mu acaba şu an? Duyabiliyorum Semiha Şahin. Şöyle bir parantez daha açmak istiyorum. Tabii ki. Yaşananlarla ilgili Azerbaycan'dan Bakü itfaiyesinin oradan itfaiye ekipleri gelmişti. Dün gece ulaştılar Marmaris'e ve bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yine Marmaris itfaiyesiyle birlikte yangına onlar da can siperhane adeta savaşlar, hatta zaman zaman en önde yer aldılar. Bir noktada yine bir şanssızlık da yaşandı ancak korkulan olmadı. Özellikle Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekiplerinin bir yerde yangın müdahale söndürme çalışmaları sürerken rüzgar ters etki yaptı. Onlar da az kalsın bu yangından olumsuz yönde etkileneceklerdi. Ancak hızlı bir şekilde bölgeyi terk ettiler ve o esnada gelen helikopter, yangın helikopteri de oradaki yangının büyümeden söndürdüğünü söyleyelim ve gerçekten Azerbaycan'dan gelmişlerdi ve geldiklerinde hem buradaki vatandaşlarla sarıldılar. Aynı zamanda kendi toprakları gibi, zaten biz her zaman diyoruz tek millet iki devlet diyoruz ve kendi evlerini, kendi bahçelerini, kendi